Hürriyet.com.tr yayınından herkese merhaba. Ben Hürriyet Gazetesi aile ve çocuk yazarı Ömür Kurt. Bugün bilim kurulu üyesi, Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi ve aynı zamanda Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Derneği Başkanı Profesör Doktor Ateş Karay'ı yayınımızda ağırlayacağız. Ve kendisiyle koronavirüs aşısını konuşacağız. Çünkü Profesör Doktor Uğur Şahin ve eşi Doktor Özlem Türeci'nin bulduğu aşı tüm dünyada bir anda heyecan yarattı. Acaba bu aşı ile ilgili gelişmeler neler? Hocamız bize neler söyler? Hepsini şimdi Profesör Doktor Ateş Karay'a soracağız. Hoş geldiniz hocam. Çok teşekkür ederim. Ben Ömür diye, eğer izin verirsen Ömür diye bahsetmek istiyorum. Çünkü Ömür'ü şahsen de tanıyorum. Benim için kendisi evet. Çok kıymetli de bir arkadaşım. Ömür lütfen. Çok teşekkür ederim hocam. Şimdi bir anda koronavirüs aşısının bulunması tüm dünyada heyecan yarattı ve bütün gazetelerin manşetlerinde Doktor Uğur Şahin ve eşi Özlem Türeci'yi gördük. Ve herkes bu aşıdan bahsediyor şu anda ve koronavirüsü %90 oranında engellediğine dair bir söylem var. Bu nedir? Bütün ayrıntılarıyla bize anlatabilir misiniz lütfen? Şimdi aslında şöyle söyleyelim, aşıyla ilgili çok ciddi çalışmalar devam ediyor dünya genelinde ve çok sayıda aşıyla ilgili devam ediyor. Bizim ülkemizde de geliştirilmekte olan aşılar var ama daha şu anda çok erken fazdalar. Yani daha o aşıların klinik kullanıma girmesine çok çok daha zaman var gibi görünüyor. Ama bu taraftan baktığımız zaman özellikle de iki Türk bilim insanının böyle bir çabasıyla ortaya çıkan bir aşının geldiği seviyeyi gördüğümüz zaman da gerçekten umutlanıyoruz. Ama bu umudumuzu değerlendirirken de hep arada bazen nasıl söyleyelim, küçük noktalara da dikkat etmekte fayda var. Şimdi bizim aşı olarak değerlendirdiğimizde şöyle bir özelliğimiz var aslında. Biz aşı olarak vücuda mikropları bir şekilde gösterip öğretmeye çalışıyoruz. SARS-CoV'da da SARS-CoV-2 virüsü, yani bu COVID-19 kliniğine neden olan, bu pandemiye neden olan bir virüs. SARS-CoV-2 olarak adlandırıyoruz ve aşı çalışmaları da açıkçası SARS-CoV-2'yi vücudumuza farklı şekillerde gösterip öğretmeyi amaçlıyor. Bunlardan birkaç tane çeşidi var yapılan çalışmaların. Bir tanesi direkt olarak virüsü öldürüp vücuda göstermeyi amaçlıyor. Burada tabii şöyle bir küçük sıkıntımız var. Normal şartlarda biz koronavirüslere karşı ki mevsimsel koronavirüsleri genellikle Ocak ve Şubat ayında Türkiye'de görüyorduk. Vücudumuzun çok ciddi bir cevap vermediğini biliyoruz. O nedenle de öldürerek bu virüsü gösterdiğimiz zaman da vücudumuzun kısıtlı cevap verdiğini biliyoruz. Şimdi bir diğer aşı çalışmalarındaki gelinen noktalarda şöyle. Virüsün bizim vücudumuza girmek için kullandığı bir yapışma proteini var. Yani vücudun kendisinin, şöyle düşünelim, üzerinde dışarıya doğru çıkıntı şeklinde uzanan protein yapısı var. Yani bir uzantısı var. Bu uzantıyı biz vücuda gösterip de ona karşı vücudumuzun cevap vermesini sağlarsak, o zaman virüsün vücudumuza girme şansı, hücremize girme şansı kalmayacak. Şimdi bu iki Türk bilim insanının gerçekleştirdiği aslında büyük bir olay, şöyle büyük bir olay, bugüne kadar yapılmamış şekilde şöyle yaptılar. O bizim vücudumuza bağlanıp girmeyi sağlayan o çıkıntıyı tanımladılar. Ve o çıkıntıyı sentezleyen bölgeyi tanımladılar. Yani onun bilgisini, o bilgiyi aldılar ve o bilgiyi insan vücuduna vererek insan vücudu içerisinde o çıkıntının üretilmesini ve vücudunda ona karşı yüksek cevap vermesini sağladılar. Bu bakımdan büyük bir başarı bu ve gerçekten de uygulandığında da aşı uygulanan kişilerin yaklaşık %90'ının böyle etkili, bizi koruyacak düzeyde cevap verdiğini de çalışmalarda gösterdiler. Yalnız tabii bu çalışma şu anda şöyle bir şeyimiz var, tereddütümüz var. Sağlıklı kişilerde yapıldı, sağlıklı genç kişilerde yapıldı ve onların %90'ından fazlası cevap verdi. Büyüklerimizde ve çocuklarımızda bu cevap biraz düşük olabilir mi? Tedirgin olduğumuz nokta o ama bu aslında çok büyük bir başarı ve %90 rakamı da çok büyük bir rakam. Bizim bugün genel olarak beklentilerimiz %60-70'lerde bile olsa büyük başarı diyorduk. O bakımdan %90'da olması da ayrıca bir başarı olmuş. Peki hocam, bu koronavirüs aşısı sonuçta herkesi çok heyecanlandıran bir aşı. Evet, sizin de belirttiğiniz gibi ama acaba herhangi bir yan etkisi görüldü mü? Ya da deneklerde hiç beklenmeyen bir durumla karşılaşıldı mı? Şimdi tabii ki öncelikle ilaçtan farklı olarak aşılarda aslında ilk değerlendirilen hep öncelikle yan etkisi var mı yok mu? İstenmeyen bir etkiye neden oluyor mu olmuyor mu diye. O nedenle de ilk çalışmalar hep istenmeyen etkilere bakılır.
İlk çalışmalarda şöyle yapılmıştı bu şeylerde. Çok az sayıda insana, ki mesela Türkiye'deki aşı çalışması da böyle başladı. Çok az sayıdaki kişiyle başladı. Bu kişiler genellikle onlu rakamlardır. 10 olabilir, 20 olabilir, 30 ama 30'u aşmaz. Önce öyle bakıldı, yan etkisinin olmadığı görüldü. Bu faz 1'di. Faz 2 çalışmalarında sayı büyüdü. Yüzlü rakamlar, 300'lü 1000'li rakamlar arasında bir rakamlara geliniyor. Onlarda değerlendiriliyor herhangi bir yan etkisi var mı diye. Ve bu değerlendirmeler sırasında da normalde uygulayacağımız miktar 1 ise 2, 3, 4, 5 hatta bazen 10 gibi miktarlar çok yüksek miktarlarda da verilip acaba yan etki oluyor mu diye bakılıyor. Artı bir de zaman olarak bakılıyor. Şimdi hemen uygular uygulamaz olabilir, 2 gün sonra olabilir, 5 gün sonra olabilir, 1 ay sonra. Bu sürelere de bakılarak herhangi bir problemin olup olmadığı değerlendiriliyor. İlk faz 1 ve faz 2'de hiçbir şey görülmemişti. Faz 3'e geldiğiniz zaman da şöyle değerlendirilip aynı şekilde bu geliştirilmiş olan Türk bilim insanlarının açıkçası emekleriyle Almanya'da geliştirdiler. Pfizer'in ortaklığıyla da bu aşı daha fazla sayıda üretilebilir hale geldi. Çalışma Türkiye'de de yapılıyor. Yine yüksek binli sayılarla ama yurt dışındaki sayı 30 binlerin üstünde. Ve ilk 30 bin kişiye uygulandığında herhangi ciddi bir istenmeyen etkinin olmadığı görüldü. Lokal dediğimiz bizim yani aşı uygulanan kısımda kızarıklık gibi, şişlik, ağrı gibi ya da sistemik dediğimiz ateş gibi şikayetler bir kısım vakalarda olduğunu biliyoruz. Bu rakamlar %3, %4'ler civarında. Yani 100 uygulanan kişinin 3'ünde, 4'ünde ya da 10'unda görülüyor ateş mesela. Ama onun dışında böyle çok ciddi bir probleme neden olması, yan etkiye neden olması işte 30 binlik kişiye yapıldı. O rakamlara ulaştı. Herhangi bu yönden bir problem olmadığını gördük. 100 bin kişiye yapılırsa bir şey olabilir mi? O çok nadir olabilecek bir şey. Artık aşının o bakımdan çok büyük bir sıkıntısının olmayacağını görür hale geldik. En azından bu da çok yol güzel açıldı. Evet, yol açıldı ve pek çok yeni aşı çalışmasına da kaynaklık edecek belki de. Ve iki Türk bilim insanının bunu gerçekleştirmesi bizim için ayrıca büyük bir gurur. Şimdi hocam virüsün de bir taraftan sürekli değişim gösterdiğine dair bazı yorumlar var. Sizler de zaman zaman bunu dile getiriyorsunuz. Böyle bir durumda bulunan aşının acaba değiştirilmesiyle ilgili çalışmalar söz konusu olabilir mi? Tabii ki olabilir Ömür ama şöyle söyleyelim. Şimdi bu biz bilim insanları arasında bu mutasyon olarak değerlendiriliyor veya virüsün değiştirmesi, şekil değiştirmesi olarak isimlendirebiliriz. Aslında bu virüs düzenli bir değişim gösteriyor. Yani ilk çıktığı, Wuhan'daki çıktığı virüsten bugüne kadar belirgin bir değişiklik gösterdi. Ama biraz önce söylemiştik ya, bu bizim vücudumuza girmek için kullandığı bir çıkıntı kısmı, bu protein kısmı, o çıkıntı. Şimdi o çıkıntıda böyle çok ciddi bir değişiklik göstermedi bugüne kadar. Küçük değişiklikleri oldu ama onlar da aşıyı etkileyecek düzeyde olmadı. Yani biz açıkçası virüse mikroorganizmayı tanıtmak için veya bu mikroorganizmanın sıkıntılı olduğunu öğretmek için kullandığımız o çıkıntıdan ziyade başka taraflarında küçük değişiklikler oldu. O bakımdan şu ana kadar bizim aşıyı etkileyecek bir mutasyonun olmadığını söyleyebiliriz. Ha bundan sonra olabilir mi? Öyle bir durumda da şöyle bir avantajımız var. O olacak mutasyon, o çıkıntıda değişiklikle neden olacağı için bu sefer bizim vücudumuza bağlanmada da sıkıntı olacaktır. Ve bulaşması çok azalacaktır büyük olasılıkla. Tersi de olabilir mi? Olabilir ama o daha küçük olasılık. O bakımdan şimdilik mutasyonun aşı üzerinde bir etkisinin olmadığını söyleyebiliriz. Veya şu ana kadar virüsün geçirdiği değişikliğin çok büyük bir etkisi olmadığını söyleyebiliriz. Peki hocam, şimdi asıl konulardan bir tanesi de virüse karşı bu, baştan soracağım bu soruyu, Mücahit burayı kız lütfen. Şimdi en çok tartışılan konulardan bir tanesi de aşının nasıl dağıtılacağı konusu. Acaba sizin bu konuyla ilgili herhangi bir bilginiz var mı? Şimdi Ömür, orada şöyle istersen bir değerlendirmede bulunalım. Öncelikle bir bugün için aslında en ön plana gelen BioNTech firması ve Pfizer'in aşısındaki en ön noktaya gelen nokta, daha doğrusu en öne gelen aşı oldu, en öne geçen aşı oldu. Ama orada şöyle bir şeyimiz var. Biraz önce şöyle demiştik, dikkat edersek. Virüsün hücreye giriş için kullandığı o çıkıntı aracılığıyla tutunuyordu. Ve biz insan vücuduna o çıkıntının bilgisini veriyoruz. Ve bu bilgi insan vücudunda çıkıntıyı çoğaltıyor ve ona cevap veriyor. Bu spike proteini dediğimiz yapıya, o S proteinine cevap veriyor. Ama bu bilgiyi verirken şöyle bir sıkıntımız var. Çok stabil değil. Yani çok uzun süre aynı şekilde durmuyor. O şekilde tutabilmek için
eksi 70, eksi 80 derecelerde, yani sıfırın altında daha 70 derece, eksi 70 derecede saklanması ve taşınması gerekiyor. Şimdi böyle bir problemi olabilir. Bu biraz zorlayıcı olabilir. Çünkü bizim mesela şimdi aile sağlığı merkezlerimizde, hastanelerimizde, Sağlık Bakanlığı'nın çok ciddi bir dağıtım, aslında lojistik yönden baktığımızda bir dağıtım zinciri var ve soğuk zincirde taşıyabiliyor ama eksi 70 uç noktalarda sağlanması zor bir derece. Öyle bir sıkıntı olabilir, birincisi bu. İkincisi üretim kısmıyla ilgili. Çünkü sonuçta belli bir sayıda üretilecek ve ilk üretilenin kime ne kadar gideceği tartışılacak. Bununla ilgili çeşitli girişimler var. Sağlık Bakanlığı'nın bu konuda ciddi girişimleri olduğunu biliyorum. Ve bir de şöyle bir avantajı var Türkiye'nin. Türkiye'de klinik çalışmaları yapılan bu faz 3 demiştik. Güvenlik ve aşının koruyucu olup olmadığını değerlendirdiğimiz büyük rakamlı çalışmalar Türkiye'de de yapılıyor. Böyle olunca da ister istemez Türkiye'nin önceliği var. Hem çalışmayı yaptığı için hem o çalışma bilgilerine sahip olduğu için böyle bir önceliği olacak. Öyle de bir avantajı var. Artı aşı geliştirenler sonuçta Türk insan, yani Türk insanları olduğu için her ne kadar Almanya'da da geliştirmiş olsalar ülkelerine de öncelik tanıyacakları yönünde benim bilgim var. Bu evet. Yani bu da bir avantaj olacaktır. Ama bunun dışında şöyle girişimler var. Bundan farklı olarak Dünya Sağlık Örgütü de bir konsorsiyum oluşturdu. Bir grup oluşturdu. Dünyada geliştirilen ve uygulamaya girilen aşıları onun bankasına atacak. Ve o bankadan da ülkelere nüfusları oranında ve ülkelerin hastalık riskleri oranında. Çünkü bazı ülkelerde rakamlar biraz daha düşük, bazı ülkelerde daha yüksek. O oranlarda da ilk etapta %3 gibi bir sınır değer tutarak dağıtımı yapacak. Dünya Sağlık Örgütü'nün de böyle bir planı var çerçevede. Ama Türkiye hem o planlardan hem de kendi girişimleriyle ve aşı çalışmaları içerisinde de yer alarak ve kendi aşısını da üretmeye çalışarak açıkçası hızlı adım atıyor. Peki hocam, bu noktada hayatın normale dönmesiyle ilgili en büyük tartışma konusu şu anda bu. Öyle değil mi? Hepimiz hayatımızın bir an önce eski haline dönmesini istiyoruz. Maskeleri çıkarmak istiyoruz. Sizin bu konuyla ilgili bir öngörünüz var mı? Şimdi Ömür, orada şöyle bir ince çizgimiz var. Bizim aşıdan isteğimiz, şunu değerlendirmek gerekiyor. Aşıdan elde edeceğimiz sonucun ne olduğu, aşıdan isteğimizin ne kadar başarılı olacağımız isteğimiz konusunda. Bir, aşıdan biz acaba kayıplarımızı mı önlemek istiyoruz? Aşıdan yoksa hastalığın gelişimini mi önlemek istiyoruz? Yoksa en ideali virüsün dolaşmasını mı engellemek? Şimdi bugünkü bilgilerimiz şunu gösteriyor. Aşılarımız, elde edeceğimiz aşılarımız ölümü önleyecek gibi görünüyor. Yani ağır hastalığı önleyecek, belki hastaneye yatışı önleyecek gibi görünüyor. Ama virüsü alıp ve bulaştırma konusunda sanki başarı biraz daha düşük olacak gibi. Yani aşıyı uyguladığımızda kişilerimiz, aşı olanlar artık büyük olasılıkla hastaneye yatmayacak. Büyük olasılıkla belki nasıl söyleyelim kaybetmeyeceğiz. Ama virüsün dolaşımı hala devam edebilir. Yani şunu demek istiyorum. Virüs bizim vücudumuza girebilir. Bizim vücudumuzda çoğalabilir. Bir başkasına bulaşabilir. Ama hastalık yapamaz veya hastalandıramaz kadar biz ona cevap verebiliriz. Aşıyla bunu elde edebiliriz. Şimdi böyle olursa öyle bir durumda maske takmaya biraz daha devam etmemiz gerekebilir. Neden? Çünkü çevremizde aşı olmayanlar ya da aşı olsa bile aşıya cevap veremeyecek. Yani kanser hastaları gibi, savunma sistemi bozuk olanlarımız veya başka hastalıkları nedeniyle aldıkları ilaçlardan dolayı savunma sistemi düşük olanlarımız aşı olamayabilirler. Öyle bir durumda da veya aşıya istediğimiz kadar cevap veremeyebilirler. Onları korumak için bizim bir dönem daha maskeli olmamız gerekebilir. Demek istediğim özetle şöyle. Aşı oldum, maskeden kurtuldum gibi hemen düşünmeyelim. Birazcık daha ona zamanımız var. Böyle baktığımız zaman da önümüzdeki yaz ayları sonrasında sanki biraz daha rahatlayabilirmişiz gibi görünüyor. Umarız öyle olur hocam. Peki, son zamanlarda rakamların hızla arttığına dair çok ciddi bir söylem var. Sağlık Bakanı da her fırsatta dile getiriyor ve kalabalıkların fotoğraflarını paylaşarak hastalık yayılıyor diye insanlarımızı uyarmaya çalışıyor. Siz önümüzdeki günler için acaba hastalığın yayılma seyriyle ve aynı zamanda ivmesiyle ilgili neler söylemek istersiniz? Ömür, biraz uzun bir cevap verebilir miyim eğer izin verirsen? Lütfen. Şöyle düşünelim. Şimdi bu virüsün özelliği gereği dışında bir zarfı, yani yapısı şöyle diyelim. Virüsün çevresinde
kendisini koruyan bir zarı var. Bu zarının genel içeriği de yağlar hakim. Yağlar hakim olduğu için de özellikle hava soğuduğu zaman bu daha dayanıklı hale geliyor. Çünkü o yağ yapısı biraz sertleşiyor. Aynen bizim normal düşünün, ısındığında nasıl yağlarda erime olur, hava soğuduğunda veya soğuk ortama girdiğinde donma olur. Aynen onun gibi virüsün dışı daha sertleşiyor. Sertleşmesi demek dışarıya daha dayanıklı hale geliyor. Böyle bir sıkıntısı var havanın soğumasıyla. Şöyle söyleyelim, biz havaların soğumasıyla beraber daha fazla kapalı ortamlara giriyoruz. Daha açıkçası iç içe olmaya başlıyoruz. Şöyle bir örnek verebilirim. Diyelim ki bir odadayız Ömür, 4 kişiyiz, maskeliyiz ve kapalı olarak bulunuyoruz. Eğer bu süre 4 saati aşarsa bizlerden virüsü alma ihtimalimiz başlıyor. Maskeli olsak bile. 4 saati aşar ve kapalı bir odada bulunursak. Ama 4 saati aşsa bile camı açıp da içeriği havalandırmayı sağlayabiliyorsak virüsü alma ihtimalimiz ortadan kalkıyor. Süre 4 saat bile olsa. Şimdi kısa zamanlarda zaten problem yok maskeli olduğumuz için. Ama zaman uzadığında maskeye rağmen bulaşma ihtimali vardı. Cam açıp havalandırma sağlanabiliyorsa, kapı açılıp da özellikle içerinin havası hızla değişebiliyorsa virüsün bulaşma ihtimali kalkıyordu. Şimdi havaların soğumasının böyle bir dezavantajı olacak. Cam açabilmemiz azalacak, kapıyı açık tutabilmemiz azalacak, daha kapalı ortamlarda kalacağız, daha yakın olmaya başlayacağız. Artı bunlar bizden kaynaklı. Bir de virüsten kaynaklı. Biraz önce söylediğimiz gibi o zarfının yağlı olmasının getirdiği daha sert hale gelmesi kendisinin daha dayanıklı olmasını sağlayacak. Ve güneş ışığını daha az görüyor olması da virüsün canlı kalabilme süresinin açıkta daha da uzamasına neden olacak. Şimdi tüm bunlara baktığımız zaman virüsün avantajlı olduğu, bizim dezavantajlı olduğumuz bir döneme geçiyoruz. Peki neyi yapabiliriz? Yapabileceğimiz en önemlisi şu. Bir, kalabalık ortamlarda bulunmamamız lazım. İki, mümkün olduğu kadar aslında ön planda şu, belki de bir numara bu. Zorunlu olmadıkça evden çıkmamamız gerekiyor. İki, zorunlu olmadıkça kalabalık ortamlara girmememiz gerekiyor. Ve kalabalık ortamlara giriyorsak da kısa, mümkün olduğu kadar kısa süre kalmasına sağlama veya kısa sürelerle orada olmaya çalışmamız lazım. Ve hemen şunu söyleyeyim. Bu virüsün sonuç olarak kaynağı insan. Yani mutlaka ve mutlaka bir insandan çıkıyor, bir başka insana geçiyor. Şimdi çıkışını azaltabilir miyiz? Evet, az konuşursak, kapalı ortamlarda mümkün olduğu kadar konuşmamızı azaltırsak, ya da hemen şunu söyleyeyim, yüksek sesle bağırarak, çok yüksek seslerle karşımızdakine bağırarak konuştuğumuzda miktar artacağı için bağırmadığımız zaman, sesimizi yükseltmediğimiz zaman, artı mümkün olduğu kadar az konuştuğumuzda ve bir de önüne bariyer olarak maskeyi koyduğumuzda çıkışını engellemiş olurum. Peki girişi nasıl engellerim? Yine girişte de en önemli açıkçası avantajım şu, maske. Ama burun ve ağzımı mutlaka beraber kapatmam lazım. Sadece ağzımı kapatmam veya maskenin boynumda olması değil, ağız ve burnumu kapatması gerekiyor. Ha, düşük miktarlarda gözlerden de giriş olabilir. Öyle bir durumda da eğer ben mesafe olarak kişilere yakın duracaksam ya gözlük takmam ya da gözlerimi de kapatacak şekilde önlem almam benim için avantaj sağlayacaktır. Artı şunu söyleyelim, mümkün olduğu kadar bulunduğumuz ortamı havalandırmaya çalışalım. O da bizim açımızdan çok büyük bir artı sağlar. Hocam harika açıkladınız gerçekten. Umarız bir an önce bu hastalığı yeneriz ve dünya eskisi gibi yeniden pandemisiz bir süreçe yeniden adım atar ve daha sağlıklı günlerde bir arada olabiliriz. Çok teşekkür ederiz hocam katıldığınız için. Ben teşekkür ederim Emir. Çok çok sağ ol. Tüm izleyenlere de lütfen mümkün olduğu kadar mesafemizi koruyalım. Zorunluluk olmadıkça birbirimize yaklaşmayalım. Evden çıkmamaya çalışalım. Ama asla ve asla maskesiz. Lütfen maskesiz hiçbir şekilde hareket etmeyelim. Evet, çok teşekkür ederiz.